Ulamalarımız yine aytadılar ki, bana şu hırslık, tamagirlik, malı dünyaya uç buluş derdinden kurtuluş için avvallarda şunaki işini kıgallarını, akıbeti nima bo'lganini bir eslab qo'yish kerak. Malı dünyanın ketidan yürüp, fakat malda her kıl haram hariç işlerge kul urganlarını akıbeti nima bilan tugaganu Peygamberler, enbiyalar, evliyalar ve ahli salihlerinin akıbeti, işi, halatı kanaka bugün hemmesi bir sasın. Birarta peygamberini malga uç bugün degen gap yok. Birarta evliyanı malga uç buldu degen gap yok. Birarta ahli salih, meşhur dünyanın alımını malı dünyaya uç buldu degen gap yok. Lekin malı dünyaya uç bugünlerini malı uzunu başıge bala bugünü, o'ziga qo'shib molini ham yer yutib yuborgani va boshqa to'g'risida Qur'onda ham, hadisda ham, boshqa yerda ham nihoyatda gaplar ko'p, qissalar ko'p, ibratlar ko'p. Xo'p, ana shundoq darddan, balo-ofatdan qutulish uchun yana deydi ulamolarimiz, mol-u dunyoni to'plash qanchalik xavfli narsa ekanligini har kim o'ylasin. Keragi yo'q. Ortiqcha haromdan, harishdan, birovning haqqini yeyishdan va boshqa-boshqadan to'plangan mollar nihoyatda katta xatar bo'ladi. Bu dunyo uchun ham, oxirat uchun ham. Mana bu haqiqatlarni ham banda yaxshi bilishi kerak, anglashi kerak va bundan ibrat olishi kerak. Ana shunda go'zal tarzda bu dunyo va oxiratni baxtiga, saodatiga erishish kafolatini olgan holda mo'min musulmon odam ana shu morga o'chlik, morsga his qo'yish, tamagirlik xastalaridan sog'lom tarzda, baxtiyor tarzda yashab boradigan bo'ladi.